Şunun altını çizelim. Demin Rıfat hatırlattı. Önermem belli. Bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmesi mümkün değil. Masaya da kendi açık şekilde söyledi. Yani Mansur olsun, Ekrem İmamoğlu olsun, Meral Akşener, bu bizim parti içimiz tartışmadır. Parti kurullarının alacağı karardır dedi. Şunun altını çizelim. Aynı buna yönelik Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun, aslında Meral Akşener'in de aynı buna yönelik konuşmaları var. Yani o cümle eksik anlatılıyor. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve şeyi söylerken, Mansur Yavaş'ı söylerken bunun CHP'nin parti için meselesi olduğunu da belirtiyor ama o öne çıktı. Şimdi buradan yola çıkarak dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu, onu da verirsen ekrana ben konuşurken Cem, dedi ki eğer ben CHP aday olmak isterim ama altılı masanın liderleri de adaylığım konusunda karar verirse aday olacağım. Şunu söyleyelim. Açık o masada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkar arkadaşlar. Aday olarak çıkar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na düşen şudur. Ekrem İmamoğlu'na bir olağanüstü kongre toplayarak, kurultay toplayarak CHP Genel Başkanı yapmaktır. Açık net söyleyelim. Bunu belediye başkanı iken CHP Genel Başkanı olabiliyor mu, olamıyor mu? Bunu yasal itibariyle ben bilmiyorum. Bilenler varsa yazarsa sevinirim. CHP Genel ya da kendisinden sonra CHP Genel Başkanı olacak ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu işaret etmelidir. Ve tüm Türkiye'nin 81 iline mitinglere doğru CHP Genel Başkanı gibi taşımalıdır. Ve parti tabanına ve kadrolarına da benimsetmelidir. Seçimlerine fiili olarak genel başkanmış gibi Ekrem İmamoğlu gitmelidir. Bakın tekrar söylüyorum. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na demem. Devam fiili bir durum yaratmalıdır. Ve tüm mitinglere doğru giderken, kamuoyu açıklamaları yaparken soluna Ekrem İmamoğlu'nu, sağına da Mansur Yavaş'ı ve altılı masanın liderlerini almalıdır. Açık. Hiç bunun lafı, cimi yoktur. Diğer muhalefet parti liderlerinin de bunu bir egoya çevirmemelidir. Kibire çevirmemelidir. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş isimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir yerde altılı masanın aslında yukarıya çıkmasına neden olur. Sinerji yaratır. Yani mecliste 360 çoğunluğu kolay sağlanır. Kemal Kılıçdaroğlu 55 ile 60 ile seçilir. Selçuk Mızraklı'nın ve Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamaları nettir arkadaşlar. Kürt seçmen ve HDP bu özellikle Tokat sonrası bir aday da çıkartmayacaktır. Vallahi billahi. Bak bunu hissiyatımla söylemiyorum. Kürt hareketini yakından izleyen, uzun yıllardır izleyen bir gazeteci ve vatandaş olarak söylüyorum. Kürt siyasal hareketi bu saatten sonra o tokat var ya, Kürtlerin nezdindeki kırılmasını anlatamam. Bakın aynısı bugün yaşandı. Kadıköy'de bu durumu protesto eden Kadıköy'deki ilçe binasına girdi polis. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Ha, amaç sokakları karıştırmak mı? Valla bu da tutmaz. Bu da tutmaz. Açık söyleyelim. Haziran'la Kasım arasındaki seçim olayları, İstiklal Caddesi olayı ellerinde patladı. Kimse. Hiç öyle gerekli tepki bilmem ne istediğinden sonuç falan olmadı arkadaşlar. Çünkü vatandaş ve toplum sordu. Sorguladı. Genel bir ortak bir sağduyu var toplumda artık. Muhalefet cephesinde de muhalefet birliğinde de öyle bir bakış açısı var. Bunu kolay kolay etkilemek mümkün değil. Yani bu saatten sonra ne yaparlarsa yapsınlar kazanabilmeleri mümkün değildir. Gördüğümü söyleyelim. Ve eğer muhalefet seçim kazanacağı konusunda topluma inandırabilir, umudu yükseltebilir, muhalefeti bir araya toplayabilecek bir dil, program, anlayış ortaya konulabilirse Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşırlar. Dedim ya, Tokat ve Ekrem İmamoğlu kararı. Bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nın adayı olur ve Ekrem İmamoğlu'ndan önce kazanmış o karardan, o ahmakça karardan önce bir şansı yoktu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İkinci tura kalır ve apayrı bir Türkiye senaryosu ortaya çıkardı. Birinci turda o %50 artı biri alma şansı asla yoktu. Ama bugünden sonra açık kendi okumamı söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda seçimleri
kazanır arkadaşlar. Altılı masa krizi göğüsleyip acı zehri içirdikten sonra Ekrem İmamoğlu bir umut olarak bir sonraki seçimde sahaya sürülebilir mi? Arkadaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun en büyük muhalefeti kendisidir. Yanındaki Murat Ongun gibi isimlerdir. Bak altını çizeyim önce. Ekrem İmamoğlu'nun düşmana falan ihtiyacı yoktur. Kendisidir ve yanındaki birkaç isimdir. Eğer bunlar tarihsel hata yaptırmazlarsa Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan, Selahattin Demirtaş gibi isimler Türk siyasetinin gelecek isimleridir. Ve sürekli söylüyorum, yazıyorum da altını da çizeyim. Bu seçimlerden sonra Türkiye'de peş peşe en az 5 tane seçim yaşanır. Referandumda dahil olmak üzere Ekrem İmamoğlu da Türk siyasetinde tartışmasız olarak geleceğidir. Yine yazın, Ekrem İmamoğlu önümüzdeki süreç içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur mu diye soracak olursanız, meclis çoğunluğunu kazanırlar bu seçimlerde. En az da eğer bu muhalefet tabii 2023 seçimlerini kazandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 55-60 ile kazanır. Meclis çoğunluğu CHP'nin eline geçer. En az 20 ile 25 arasında muhalefet belediye başkanlığı kazanır. Ve Ekrem İmamoğlu da bir sonraki seçimlerde CHP'nin genel başkanı olarak seçimlere girer. Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında da Cumhurbaşkanı olur. Meral Akşener de başbakan olur. Bunu da bir kenara yazın. Yani tarihe not düşmüş olayım. Bugün itibariyle. Ha, Ekrem İmamoğlu o Trabzon sonrasında ki Murat Ongun'un attığı tweet gibi, o Deniz Gezmiş'in anmasındaki yaptığı konuşma gibi bir şey yaparsa tarihin tozlu sayfalarında yerini alır. Erken bir hayal kırıklığı olur. Ama bugün itibariyle Türkiye'nin geleceğinde kendisinin dışında, kendi kendini ayağına sıkmadığı sürece Türk siyasetinde yoluna devam edecek isimlerden biridir ve ikbal vaat ettiğini düşünüyorum.